Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomun konusu silahla nasıl nişan alınır, şarjöre fişek nasıl doldurulur onları aşama aşama sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle şarjöre fişek doldurmayı gösteriyorum arkadaşlar. Elimizde fişeği aldığımızda dolduracağımız elin işaret parmağı ve yanındaki arkadaşıyla ne yapacağız? Orta parmakla işaret parmağının üzerine koyduktan sonra baş parmağımızla baskı uygulayacağız. Sonra şarjörümüzü getirip şarjör tutuş destek şekli bu şekilde arkadaşlar. Evet. Kovan ne yapacak? Şarjörün arka yüzünü gösterecek. Çekirdek ise gerdel yani atış istikametini gösterecek. Demek istediğim arkadaşlar eğer şarjör silaha bu şekilde takılıyorsa demek ki arkadaşlar çekirdek namluyu gösterecek şekilde şarjöre basılması gerekiyor. Öncelikle şarjöre bu şekilde yanlış doldurma şekli de var ama bu şekilde dolduruş da yapılmaz, ateşleme de gerçekleşmez. Doğru dolum şekli ne arkadaşlar? Bakın fişeği elime aldığımda şarjörü ve şarjör kapağına paralel ve çekirdek ön tarafta kapsül dip tarafa doğru atış istikametine gelecek şekilde silahı dolduruş yapacağımız şekle göre çekirdeği, fişeği gerdelin üzerinden şarjör haznesine doldurmayı yapıyoruz. Doldurmada bazen arkadaşlar zorluk çekiyorlar. Bu elinizi sağlam tuttuğunuzda baş parmağınızda hafif bir baskı uygulayacaksınız. Sonra yukarıdan aşağıya doğru baskı uygulayarak hafif sekme yaptırarak bakın arkadaşlar. Evet şurada baskı uygulayarak ne yapıyoruz? Şarjöre mermi basıyoruz. Buradan hafif baskı uyguluyoruz. Sonra yan açılığı ve döndürerek şarjör haznesine 5 tane fişeğimizi bakın dolduruyoruz. Evet. Dolum şekli bu şekilde arkadaşlar. Boşaltırken de arkadan baskı uyguladığımız zaman da şarjör boşaltma olayını da fişek boşaltma olayını da gerçekleşmiş olduk. Evet. Demek ki arkadaşlar şarjöre fişek basma olayı nasıl oluyor? Aşama aşama göstermiş olduk. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlere silah nasıl tutulur? Hakimiyet esasları nelerdir? Aşama aşama sizlere aktaracağım. Evet. Başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle atış yapacağımız elimizi kolun uzantısı olacak ve elimizi V şeklinde, bakın elimizi V şeklinde tutarak silahı hedefi gösterecek şekilde ne yapıyoruz? Kabze kavrama yapıyoruz. Elimizi V şeklinde silahın kabzesine getirerek yumuşak ve baskı uygulamadan nazik bir şekilde. Ne çok sert ne de çok yumuşak, silahı taşıyabilecek ve kavrayabilecek şekilde ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın, kolun uzantısı şeklinde, evet, hedefi gösterecek, kolun uzantısı şeklinde. Şimdi size neyi göstereceğim arkadaşlar? Buradaki ilk kavramada tutacağınız V şeklinde kavradıktan sonra tetiği çekecek parmak, tetik muhafazasının yani sürgü kapak takımına paralel olmasına dikkat edin. Evet, geldik şimdi şarjör. Şarjörü alıp doldur komutu geldiğinde, şarjör tak komutu geldiğinde şarjörü ne yapıyoruz? Takıyoruz arkadaşlar. Sonra doldur kapa komutu geliyor. Doldur kapa komutu gelirken ne yapmıştık? Baş parmağımızı ve işaret parmağımızla sürgü kapak takımındaki bakın çentiklenmiş yerleri belirtilmiş şekilde oralardan tutarak ne yapacağız? Kapak takımını çekip kendiliğinden bıraktığımız zaman örsleme yaparak tam dolduruşu gerçekleştirmiş olacak. Eğer yarım yaparsanız dolduruş tam gerçekleşmez. Fişek verme ve kovan atma sistemi ve yarı otomatikli arka arkaya ateş gerçekleşmez arkadaşlar. Özellikle buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Demek ki baş parmağımızı, işaret parmağımızı kapak takımına tutacağız, çekeceğiz, tam çekeceğiz ve
kendiliğinden bıraktığımızda dolduruşu yapmış olacak. Yarım çekme olayını yapmamaya dikkat edeceğiz. Silah tam dolduruş yaptı. Atışımız bittiği anda arkadaşlar ne yapıyor? Ders atış eğitiminde 25 tane atış yapacağız. Şarjörleri arka arkaya atış müdürünün vereceği sayı adedi kadar ne yapacağız? Şarjöre doldurmayı gerçekleştireceğiz. Atış en son bittikten sonra kapak takımı kilit pimi, kapak takımını kilitlemiş oluyor. Şarjörde de mermi kalmamış oluyor. Eğer şarjörde mermi varsa zaten atış haznede bitene kadar kapak takımı bu pozisyonda olmuyor arkadaşlar. Demek ki şarjörde mermi yani fişek atışını gerçekleştirmiş. 5 tane veya ders atış eğitiminde 25 tane atış talimini yaparken 25 tane merminin en son bitiminde eğer 5 mermi doldurduysak veya 10 mermi veya 15 mermi, şimdi bu silahlar 15+1 doldurum özelliğine sahip ama gerçek ders atış eğitimlerinde, uygulama atışlarında 5-5 veya atış müdürünün vereceği komutlar üzerinde 25 tane mermiyi de ayrı ayrı şarjörlerde doldurarak istinat oranında atışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Demek istediğim şu, atış poligonunda ilk dolduruşu yaptıktan sonra 5 mermi şarjöre basmışız ve dolduruşu yapmışız. Atış serbest komutuyla 5 tane atışı gerçekleştikten sonra kapak takımının pozisyonu böyle oluyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Atış komutu geliyor. Atış müdürü şarjör çıkar, namlu hedefe, sürekli namlu hedefi gösterecek. Şarjör çıkar komutu gelecek, şarjör mandalına basarak şarjörü çıkartmış olacağız. Sonra ne yapacağız? Şarjör yatağını ve namlu fişek yatağını elle ve gözle kontrol edip emin olduktan sonra sürgüyü, komuta göre sürgü komutu gelecek. Kapak düşür, düşürdük. Tetik, hedefe tetik düşür dediği zaman tetiği de düşürüyoruz. Ne yapıyoruz? Hedefe, namlu hedefi gösterecek şekilde bırakıp geriye çekiliyoruz arkadaşlar. Buradaki uygulamalı gerçek ders atış eğitimlerindeki emniyet esaslarını ve komutlara göre hareket tarzını aktardım. Sizler için esas önemli olan başarı odaklı konu, o da ne arkadaşlar? Doğru nişan nasıl alınır? Hakimiyet esasları nelerdir? Onları size aktarmaya çalışacağım. Arkadaşlar öncelikle atıştaki hedefimiz bu arkadaşlar. Hedefte nişan noktamız kravatın boğumu. Neden? Bahsettiğimiz şu şemada görüldüğü üzere doğru nişan. Doğru nişan ne demek arkadaşlar? Hedef, arpacık, gez ve göz. Bu nişan hattıydı arkadaşlar. Nişan hattımız kaç unsurdan oluşuyor? Hedef, arpacık, gez ve göz. Nişan hattını oluşturan unsurların hakimiyet esaslarıyla doğru nişan nedir? Onu size izah edeceğim şimdi. Doğru nişan nedir arkadaşlar? Göz net, gez net olacak, arpacık net olacak, hedef flu ve bulanık. Doğru nişanda eğer doğru nişanımızı ve nişan noktamızı kravatın boğumunu ayarladıysak demek ki nişan hattımız bu arkadaşlar. Göz net, gez net, arpacık net, vuruş noktamız şurası arkadaşlar. Demek ki doğru nişan aldıysak arpacığın arkasında yani hedef süliyetindeki flu, sisli ve puslu dediğimiz olay o arkadaşlar. Eğer doğru nişanı yaptıysak hedefi yarım kesmemiz lazım. Eğer nişan alırken gözümüzde nişan alırken hedefi tamamını görüyorsak nişanımızda hata var. Kendimizi ona göre düzeltmemiz gerekiyor. Demek ki arkadaşlar göz net olacak, gez net olacak, arpacık net olacak ve doğru hat çizilerek doğru nişan oluşturulacak. Buraya kadar mutabıkız arkadaşlar. Şimdi doğru nişandaki sizlere sorular olarak gelecek. Doğru nişanda göz net, gez net, arpacık net, hedef bulanık dedik değil mi? Doğru nişanı oluşturmamız için arpacıkla hedef gezin boşluğuna
Bu şekilde oturacak arkadaşlar. Ben suliyetleri işaretlerken dikdörtgen özelliğinde olduğu için atış yaptığımız silahların arpacık ve gez dikdörtgen olduğu için olayı kolay anlayasınız diye bu şekilde çizim gerçekleştirdim. Hedef burası arkadaşlar. Arpacık hedefe yakın olan, yani şu arkadaşlar. Hedef noktamız burası. Arpacık bu. Ne yaptık arkadaşlar? Hedefle arpacığı, hedeften arpacık, gezin boşluğuna arpacığı getirtiyoruz. Aynen. Şurada. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Arpacıkla hedefi ne yaptık? Gezin boşluğuna, bakın, açısal, sağdan ve solda boşluklar oluşuyor. 1,5 milim boşlukları iyi ayarlamamız gerekiyor. Üstten paralelliğe ve açısallığa dikkat etmemiz gerekiyor. Buna ben balans diyorum arkadaşlar. Demek ki benim başımda da göstereyim sizlere arkadaşlar. Düşünün arkadaşlar. Hedef baş tarafım arpacık olsun. Bu da gezin boşluğu olsun arkadaşlar. Başıma ne yaptım? Arpacık geldi gezin boşluğunda. Açısal eşit sağdan ve soldan. Yukarıdan da paralellik çok önemli arkadaşlar. Ne yapacağız? Doğru nişan alırken hedeften gez ve arpacık silme tepesiyle doğru bir hat çiziyoruz arkadaşlar. Bu hat şudur arkadaşlar. Hedeften göze, gözden hedefe doğru doğrusal orantıyı ne yapacağız? Gören gözümüz net, gez net, arpacık net, hedef bulanık ve doğru nişanda bu gösterdiğimiz disiplini oluşturmak zorunda. Bakın ikinci şekilde size şemada arpacık ve hedef gezin boşluğuna gelmiş fakat açısallık hata oluşmuş. Bu hatalı nişana göre hedefin bakın 1,5-2,5 milimlik bir sapma var. Yani açısal bir hata var. O zaman nişan noktamız burası ise veya burası ise arpacık gezin boşluğunda sağa açısal hata oluşturmuştur ve atış yaptığımız anda 2,5 milim eğer veya 1,5 milim hata yaparsak 22 santim sağdan isabet almamış oluruz. Şunu özellikle size bildireyim. Bu arpacığın gezin boşluğundaki 1 santim sağa sola veya aşağı yukarı paralellik ve açısallık hatalar oluştuğunda 15 metrede 15 santim hedefte sapmalar oluşmaktadır. Bakın burada sağa açısal hata var arkadaşlar. Burada da paralel hata var. Eğer bu şekilde bir nişan oluşturdunuz ve ateşlemeyi gerçekleştirdiyseniz hedefin altından ve isabet sayılmaz ve karavana atış olur. Bütün atışlarımızı doğru nişan oluşturduğumuz zaman şekil nişan sistemindeki göreceğiniz disiplin bu olmalı. Doğru nişan disiplini şemada gösterildiği şeklinde olmazsa olmaz arkadaşlar. Bu disiplini kurduğunuz anda, bu doğru nişanı oluşturduğunuz anda ve birazdan göstereceğim silah kavramı ve nişan vaziyetlerindeki hareket tarzlarınıza hakimiyet esasları ve nişan usullerini harfiyen uyguladınız ve bu disiplini de oluşturduysanız başarılı atışlarla sonuçlandırmış olacaksınız. Bakın arkadaşlar, burada arpacık gezin boşluğunda aşağıda, burada da yukarıda. Burada arpacık gezin boşluğunda paralellik aşağıda hata, burada paralellik yukarıda. Eğer bu şekilde nişan aldınız ve silah ateşlendiği anda hedefin üstüne gider arkadaşlar. Buradaki şekilde nişan alırsanız hedefin altına gider. Eğer bu şekilde sağa sola gezin boşluğunda arpacık sağa ve sola açısal hatalar oluştuğu anda da ya sağdan karavana gider ya da soldan karavana gider. Bu şemalar görüldüğü üzere ve doğru nişanı da aktarmış oldum. Sizlere silahın duruş
silahı kavrama ve nişan vaziyetlerindeki hareket tarzlarınızı aktarayım. Evet, öncelikle silahımız atış hattına geldiğimizde namlu hedefi gösteriyor. Şarjör onun yanında, boş fişek ayrıca muhafaza edilmektedir. Atış alanına geldiğimizde atış müdürünün bütün komutlarına adım adım harfiyen uymak zorundayız. Buna özellikle çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Gerçek mermilerle gerçek atış yaptığımız için itimamlı, konsantrasyonu yüksek ve de özgüveniniz, korkularınızı bir tarafa bırakacaksınız. Yaptığın işin ciddiyetini kavrayarak atış müdürünün talimatlarına göre hareketlerimizi yapacağız arkadaşlar. Öncelikle atış hattında silah namluyu gösteriyor ve biz de atış hattına geldiğimiz anda cephemiz ne yapacak? Hedefe doğru cephemizi vermiş olacağız. Sonra atış müdürünün vermiş olduğu komutlara göre hareket edeceğiz. Silah al, şarjör al, şarjöre mermi bas. Bütün bu komutları adım adım yapacağız. Buraya çok dikkat edelim arkadaşlar. Öncelikle geldik atış alanına. Şarjör al. Fişek al. Fişekleri şarjöre doldur veya şarjöre bas komutu gelir. Ne yapacağız arkadaşlar? Dolduruşu yaptıktan sonra tekrar komut gelecek arkadaşlar. Silah al. Namlu hedefe. Silahı aldık, kavradık. Evet, V şeklinde silahı kabze kavrama bölgesinde kavradık. Kavrama bu şekilde olmaz. Kavrama, tam kavrama sağlanmalıdır. Elimizin kolun uzantısında V şeklinde kabze kavrayacağız ve silahı kavradıktan sonra tetiği çeken parmak tetik muhafazasının yanında olacak. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Sonra şarjör tak komutu geldi. Namlu daima hedefi gösteriyor. Tekrar komut bekleyeceğiz arkadaşlar. Doldur kapa. Evet, doldur kapa. Baş parmağımızla ve işaret parmağımızla kerpeten yaparak kapak takımından çekerek dolduruşu sağlayacağız. Yarım çekme olmayacak. Usul neydi arkadaşlar? Kapak takımı sana doğru çekerek hedefe doğru düşürdün. Tam dolduruşu gerçekleşmiş oldu. Ne yapmamız gerekiyor? Tekrar atış müdürünün komutunu bekleyeceğiz arkadaşlar. Atış serbest dediğinde nişan, doğru nişanın bütün esaslarını hata yapmadan ve acele etmeden bilinçli bir şekilde yapalım ve onu size gösterelim. Silahı kavradık, komut geldi, namlu hedefi gösteriyor. Size göstermek istediğim şu arkadaşlar, bunu özellikle dikkat edin. Önce tek elle atış yapacağımız elle silahı kavradı, evet. Tetik muhafazasının yanında. Sonra diğer elimizi şu adam şeklinde gösteriyoruz arkadaşlar. Çift elle destekli atış tekniğini göstereceğim sizlere. Diğer üç kardeşle ne yapacağız? Birleştireceğiz arkadaşlar. Birleştirirken tetik muhafazasının şu şekilde göstereyim arkadaşlar. 1, 2, 3. boğumdan tam dipten ne yapacağız? Kavrayacağız. Bakın şöyle gösteriyorum. Diğer üç kardeşle ikisi de vücudumuza bitişik olan organlarımızdan. Bunları ne yaptık? Evet, birleştirdikten sonra ikinci destek parmağımızla işaret parmağımızı ne yapıyoruz arkadaşlar? Tetik muhafazasının yanında, çerçevenin altından şöyle destekli atış dediğimiz, dikkat edin, şu şekilde işaret parmağını da buraya getirerek çift elle destekli atış diyoruz. Bunun yararları nelerdir arkadaşlar? Tetik ezme yaparken, tetik düşürürken arpacığın namlunun aşağı inmesi reflekslerini ne yapıyor? Minimize ediyor. Eğer polis tutuşu tekniğimizde yaptığımız anda tetiği çektiğimiz anda ne yapıyor arkadaşlar? Arpacık aşağıya düşüyor ister istemez. Eğer çift elle destekli tutuş kavrama yaptığımız anda tetiği çektiğimiz anda aşağıya doğru inmesini engeller. Sizin yapmanız gereken
kuvvet uygulamayacaksınız arkadaşlar. Sadece taşıyıcı ve kavrama görevi üstlenecek. İkinci elimiz taşıyıcı ve kavrama görevi ve destek görevi üstlenecek. Evet arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken, şöyle göstereyim sizlere. Tetiği çeken parmak, dediğim gibi kavramayı yaptık. Ellerimizi destekli kavradık. Kavradıktan sonra arkadaşlar her tabancanın tetik boşluğu, yani istinat boşluğu dediğimiz tetik boşluğu var. O aşamaya kadar geldiğinizde tetik boşluğunu elimizin birinci boğumuyla, bakın, birinci boğumuyla istinat boşluğunu aldıktan sonra nişan sistemini kurdunuz. Doğru nişan dediğimiz hedef, arpacığın silde tepesi, gezin boşluğunda açısallık ve paralellik durumuna da dikkat ettikten sonra nefes al ver olayını gerçekleştireceğiz. Nefesimizin 3'te 2'sini ne yapacağız? Vereceğiz. 3'te 1'i içimizde kalacak. Atışı gerçekleştirirken arkadaşlar çok yavaş ve çok uzatırsak nefes darlığından, kas yorulmasından titreşimleriniz artacaktır. En isabetli ve ideal atışlar 8 saniye, en fazla 12 saniye içerisinde atış gerçekleştirmesi lazım. Her atış 8 saniye, daha erken kavrama ve hakimiyet esaslarını, doğru nişan vaziyetlerini daha güzel kavrayıyorsanız zaten çok fazla beklemenize gerek yok. Dolduruş yaptınız, silahı kavradınız, tetik boşluğunu aldınız, nefes aldınız. Nefesinizin 3'te 1 içerisinde, evet, hedef, arpacık, gezin boşluğunda açısal ve paralellik, her şey tamam. Tetiğe yavaş yavaş kuvvet uygularken sürpriz patlama gerçekleşecek arkadaşlar. Atış esnasında şu çok önemli. Bir kere atışa gelmeden önce psikolojik olarak ve fiziksel olarak sağlıklı ve hasta olmamanız gerekiyor. Uykunuzu almış, kendinizi zinde olarak bir kere atış poligonuna gelmeden önceki hazırlık aşamalarını bir kere oluşturmuş olmanız gerekiyor. Bu fiziksel, zihinsel ve psikolojik motivasyonu yüksek şekilde atış poligonuna geldiniz. Her şeye hazırsanız korkuları ve başka düşünceleri ne yapacaksınız? Öteleyeceksiniz. Gerçek atış eğitimine gelmiş oluyorsunuz ve bu sizin başarıya götüren adımlardan bir tanesi olacak. Onun için gerçek atışlarda ciddiyet esastır, hakimiyet kuralları ve emniyet esaslarına da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Atış poligonunda kendi başımıza komutsuz hiçbir hareketimizi yapmıyoruz. Doğru nişanı iyice kavramış olacağız. Silahı tutuş ve hakimiyet esaslarını ne yapacağız? Ayaklarımız omuz genişliğinde, rahat bir duruş, disiplinli iskelet yapısı üzerinde tam düz duracağız. Silahı elimize alacağız ve güzelce kavrayacağız. Komutlara göre şarjör tak, taktık, doldur kapa, dolduruş yaptık, atış serbest komutu geldi ve atış serbest komutu geldikten sonra artık ne yapmamız gerekiyor? Silahı tutuş ve kavrama pozisyonlarını adım adım bilinçli bir şekilde aşama aşama gerçekleştirmiş olmamız gerekiyor. Tetik yavaş yavaş, eminsiniz, doğru nişanı, hakimiyet esaslar, her şey mükemmel. Tetiğe kuvvet uyguluyoruz. Uygularken sürpriz patlama gerçekleşiyor. Evet, bu söylediklerimi harfiyen uyguladığınız anda silahta da ne yaptı? Hazinedeki bulunan fişeklere atış yaptık ve şarjörde fişek kalmadı. Kapak takımı ne yaptı? Kilitlendi. Ne yapacağız? Komut gelecek. Şarjör çıkar. Şarjör çıkaracağız. Sonra sürgü tutucu kilit pimi vardı. Hedefe doğru ne yapacağız? Kapak takımı düşürdükten sonra hedefe kurulu horuzu düşüreceğiz ve emniyeti alarak namluyu hedef gösterecek şekilde bırakacağız ve bir adım geriye çıkacağız. Ve komutlara göre de atış hattına marş veya sınavdaysanız sizler atış sütre gerisine çekileceksiniz ve atış komisyonu sizin vuruş ve isabetlerinizle ne yapacak? Sonuçlarınızı kayıtlara alacaklar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere atış poligonunda hakimiyet esaslarını, doğru nişan anlattım ve emniyet esaslarını anlattım ve bunları da elinize yarar var. Başarılar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.